Merhaba arkadaşlar. Bu videoda hızlı bir şekilde uluslararası ticaret ve finans konuları, uluslararası iktisadın <laughs> genel eğilimlerine ilişkin 50 soru 50 çözüm üzerinde duracağız. Biraz hızlı olmamız lazım. 50 soru az bir yükün tutmuyor. Merkantilizmin ak savunduğu düşüncelerle ilgili hangisi yanlıştır? Yanlış olan arıyoruz. Hazinenin altın stokları artırılmalıdır. Bu merkantilizmle ilgili olarak doğrudur. Dolayısıyla bunu attık. Dış ticarete dış müdahale gereksizdir. Ee, evet, böyle bir şey yanlıştır. Çünkü merkantilistler dış ticarete yoğun bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğini savunan düşünürleri oluşturuyor. Ülkelerin çıkarları sürekli birbiriyle çelişir buna inanıyorlardı. Attık. Değerli madenler zenginliğin asıl kaynağıdır. Temel düşünceleri zaten buydu. Güçlü ordular, ulus devlet vesaire. Buna da inanıyorlardı. Bu doğru oluşturuyor. Yanlış olan cevap dış müdahalenin gereksiz olmasın. Dış ticarete müdahale. His satış kuru ile alış kuru arasındaki fark. Döviz satış kuru kuru ile Alışkur arasındaki farkın cevabı kurla ilgili bir şey olmalı. Birkaç tane var. Buna marj diyoruz. Aynı şekilde kredi faizi ve mevduat faizi arasındaki açığa da faiz marjı dediğimiz gibi. Buna da kur marjı diyoruz. Diğerleri başka anlamlar ifade ediyor. Üçüncü sorun uluslararası ödeme sistemleri açısından buhran dönemi nedir? Buhran dönemi dediğimiz dönem özellikle büyük ekonomik buhranı da içine alacak şekilde 1930 ile 1944 arasında geçen dönemdir. Bazen 1914-44 arasındaki dönemi de buhran dönemi olarak adlandıranlar vardır ama buhran dönemi bu ikisi arasında daha çok kullanılır. Dış şart hadlerin uzun dönemde tarım ürünleri aleyhine veya sanayi ürünleri lehine e, değişmekte olduğu kim tarafına iddia edilmiştir? E, bu tezi e, 1960'larda özellikle dillendiren ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın da ilk e, başkanlığı yapmış olan e, Prebysh e, ifade etmiştir. Buna Singer... Prebish tezi adı veririz. Kravis bir dışcaht olur? mevcudiyet ya da varlık teorisini ifade ediyordu. Diğerleri hakeze aynı şekilde. Leontief paradoksu faktör donatımı ile ilgili bir e, test çelişkisini ifade ediyordu. Kısır döngüde de yaklaşımını ifade ediyor idi. Sorumuz mal ve hizmet ihracat ve ithalatının kaydedildiği ödemeler bilançosu kalemi nedir? Mal ve hizmet ihracat ve ithalatından bahsediyorsak bu e, cari bilanço içerisindeki dış ticaret bilançosunu gösteriyor. Spesifik olarak bunu ifade ettiği için dış ticaret bilançosu diyoruz. Cari hesap hizmet ticaretinde esas alıyor. Serme hesabı kısa ve uzun vadeli tek yönlü transferler veya karşılıksız transferler başka bir hesap, cari hesap içerisinde resmi rezervlerde de hakeza üçüncü bir hesabı oluşturuyor. Kıymet veya dövizin bir piyasadan alınıp başka bir piyasada satılarak risksiz kar edilmesi. Böyle bir işleme arbitraj diyoruz. Açık bir şekilde her türlü iktisadi kıymetin Ucuz olan yerden alınarak pahalı olan yerde satılmasıdır. Döviz içinde döviz arbitrajı tabiri kullanılır. 1980 sonrası Türkiye ihracat sektöründeki genişlemenin nedenlerinden olan nedir diye sormuşuz. 7. soruda Türkiye ihracatındaki genişlemenin en önemli nedeni bu dönemde dış ticaretin liberalizasyonu, serbestleşmesi ve ihracat sektörünün genişlemeye başlaması onu da D görüyoruz. Kontrollü bir rejim asla e, genişleme nedeni olmaz. Kitlen özelleştirilememesi alakalı bir cevap değil. İtalya kahvecilik zaten ihracat e, genişlemesi nedeni olamaz. Devletin ekonomi ağırlığı artarsa bu da ihracatı genişletmez. Hangisi devalüasyonun etkilerinden değildir? Devalüasyon bildiğimiz gibi sabit kurda yerli paranın değerinin azaltılmasıdır. E, döviz e, tasarrufunu tasarrufu sağlar. Çünkü ithalat pahalı hale gelir. Bu etkilerinden biridir. Döviz kazandırıcı bir etkisi e, söz konusu mudur? Evet döviz kazandırır. Çünkü ihracat artışını özendirir. Yerli mallar yabancılar nezdinde ucuz hale geldiği için fiyat ve maliyet değişimi bir etkidir. İtaat giderlerini kısar ama ihracat gelirlerini azaltıcı etki oluşturmaz. Cevabımız da bu oldu. Dokuzuncu sorumuz yeni bölgeselleşme ilişkili özellikler arasında Yeni bölgeselleşme deyince 1980'lerdeki neoliberal küreselleşmeye paralel olarak gelişen bir çizgiden söz ediyoruz demektir. Yeni bölgeselleşme eski bölgeselleşmeden farklı olarak dış ticaretin liberalizasyonu ve dışa açık bir gelişmeyi öneriyor. Dolayısıyla cevabımız A. Plan dönemi eski bölgeselleşmenin kapalı dönemin ürünü. Benzer ekonomiler aynı şekilde eski bölgeselleşme tek bir grup nafta ya da AET gibi pardon lafta ya da AET gibi nafta yeni bölgeselleşme bir ürünü. Güney güney kuzey kuzey arasındaki eski bölgeselleşmenin bir özelliğini oluşturuyor idi. Daha yeni bölgeselleşme dalgasını etkileyen faktörler olmayan arıyoruz değildir. Avrupa'nın başarıları faktörlerden birisidir, 80'lerde. GATT'taki etkinsizlik aynı şekilde faktörlerdendir. İş, i̇ç reformları sürdürme düşüncesi de faktörlerden birisi. Yabancı pazarlara girme çabası aynı şekilde. Az gelişmiş ülkelerin birlikte hareket etme çabaları bu tamamen e, eski bölgeselleşmenin özelliklerinden birisidir. Dolayısıyla yeniyi alakadar etmiyor. 11. sorumuz. Fiyatlar etkileyemeyen bir ülke için yani küçük ülke için bir mala uygulanan gümrük tarifesi sonucunda hangisi görülmez? Gümrük tarifesi varsa o malın yurt üretimi artar. Bu görülür. Attık. O malın ithalatı azalır. Fiyatı yükseldiği için gümrük sonucu e, doğru. Attık. Gümrük vergisi gelirleri azalır. Tam tersine gümrük tarifesi olursa gümrük vergisi gelirleri artar. Bundan söz edemeyiz. Tüketiciden üreticiye gelir. Transfer olur. Ve malın yurt içi fiyatı artar. Bunlar da görülen unsurlardır. Görülmeyen C şıkkı. Endüstri ticaret ve iktisadi entegrasyon arasındaki ilişki faktörlerden hangisine bağlı olarak açıklanamaz? Bu arkadaşlar endüstri ticaret ve iktisadi entegrasyon arasındaki ilişki ee, ticaretin liberalizasyonu serbest ticaretle ilgili olarak açıklanabilir. Bunu attık. Tercihlerde benzerlik birbiriyle alakalıdır. Ee, ölçek ekonomilerinin yararı yine aynı şekilde Avrupa'daki dış ticareti açıklayan unsurlardan birisi. Fakat korumacılıkla ilişkisi söz konusu değildir. Bu eğilimlerin dolayısıyla bu açıklanamaz. Yabancı sermaye akımlarda bölgeselleşme bundan sağlanan yararlar bağlamında açıklanabilir. Şimdi renk değiştirelim biraz. Hangisi gümrük birliklerinin başarılı olması için gerekli şartlardan birisidir? Üye ülkelerin şartlardan birisini arıyoruz şu anda. Arz ve talep esneklerinin düşük olması. Böyle bir şart yoktur. Tersine yüksek olması başarılı olmanın gerekçesidir. Buna attık. Birlik öncesi tarifelerin yüksek düzeyde olması. Evet bu doğrudur. Tarifeler ne kadar yüksek olursa gümrük birliği kurulduğu takdirde bundan elde edilecek yararlar daha fazladır başarılı. Daha çok başarılı olur bu entegrasyon. Coğrafi yakınlığa sahip olması başarıyı sağlar. Ülke sayısı olmaması pardon şartlardan sayılmaz olması gerekir. Ülke sayısının düşük değil fazla olması gerekir politik yönden zayıf eğilimler değil, güçlü eğilimler olması gerekir. Birliği sağlamak için B şıkkı şartlardan birisini oluşturuyor. Avrupa Birliği'nin temel oluşturan Avrupa AKÇT dediğimiz hangisini yürürlüğe girmiştir? Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 1952 yılında faaliyete geçen bir Avrupa, Avrupa Birliği'nin temel oluşturan birliği ifade eder. Bunlar savaş yıllarında hemen sonra sayılmaz. Şu 60'lara kadar kalmıyor. 94 zaten Maastricht Anlaşması ifade ediyor. Avrupa Birliği'nin Mayıs 2004'teki genişlemesindeki yani 5. genişlemedeki ülkeler arasında yer almayan arıyoruz. Malta bunlar arasında. Güney Kıbrıs, bunlar arasında Estonya, Litvanya özellikle bu 2004'te eski doğu bloku ülkeleri ve Kıbrıs ve Malta var. Hırvatistan daha yakın zamanda 1-2 yıl içerisinde Avrupa Birliği'nin üyesi oldu. Son genişlemenin üyesi diyebiliriz Hırvatistan'a. Hala hazırda. Şimdi hangisinde bu iki e hareketin iki olgunun ortaya çıktığı yıl doğru verilmiş? Türkiye Avrupa'daki entegrasyon dahil olmak için ilk başvurduğu ilk başvurduğu yıl. ilk başvurduğu yıl 1959. Bir önceki e, sorulardan bir tanesi de buydu. Bakıyoruz 1959 sadece bir tanesinde var. Bu da 5 g otomatik olarak doğru. Ankara Anlaşması da zaten 1963'te olmuştur. Dolayısıyla bu doğru şıkkı oluşturmuş oluyor. Net bir şıkkı olan soruyu görüyoruz. 1980'lerden sonra gelişen küreselleşme. Bu sefer küreselleşme. 1980'ler yani neoliberal küreselleşmeden söz ediyoruz. Ya da üçüncü küreselleşmeden. Birincisi 1870 ile 1914 arasında İngiltere öncülüğünde bir küreselleşme dönemi ifade ediyor. 1950'den sonra ikinci küreselleşme 80'lere kadar, 80'lerde günümüze kadar da neoliberal küreselleşme dönemi vardı. Biz şu anda üçüncüyü soruyoruz. Bununla ilgili olmayanı araştırıyoruz. Yüzden fazla ülke eklemlerdi. Evet bu açık bir şekilde bununla ilgili. O attık. Yoksulluk, açlık problemlerinin devam etmesi. Bu da küreselleşmeye rağmen ortaya çıkan problem ilgili. Uluslararası sermaye hareketlerinin hızlanması. Bu da bununla alakalı bir durum. Olmayanı arıyoruz. Faktör hareketliliğinin yavaşlaması. Bu tamamen yanlış. Çünkü bu dönemin en önemli özelliği faktör hareketlerinin hızlanmasıdır. Bilişim teknolojileri hızlandıran unsurlardan birisini teşkil ediyor. Bu uluslararası para özelliklerinden birisi. Hangisi ifade edilemez? Britim Woods nasıldı? Hemen düşünelim. Ayarlanabilir bir sabit kur rejimiydi. Bakıyoruz A esnek döviz kur. Böyle bir şey yok. Sabit kur rejimiydi. Bu ifade edilemez. Kur ayarlamalarına dış çık varsa izin veriyor. Alakalı. Rekabetçi devalüasyonu önlemek istiyor. Çünkü buhran dönemi bundan kaynaklandı. ABD dünyanın merkez bankası haline dönüştü. Dolar hakim para haline geldi. Bunlar ifade edilebilir şeyler. Teorisyen ve kuram eşleşmeleri yapıyoruz. Biraz uluslararası finans ile uluslararası ticareti mix yaptık, karıştırdık. Ee, öyle görünüyor soruların dizilimi itibariyle. Teorisyen kuram eşleşmelerine bakıyoruz. Simit karşılaştırmalı üstünlükler. Hı, hmm, yanlışı arıyoruz ilk önce arkadaşlar. Bu yanlışlardan bir tanesi. Çünkü simit karşılaştırmalı üstünlükler diye Simit mutlak üstünlükler olacak. Heckscher-Ohlin faktör donatımı. Bu doğru. Dolayısıyla bunu saymıyoruz burada. Kravis tercihlerde benzerlik böyle bir şey diyor. Kravis'inki mevcudiyet teorisiydi. Linder mevcudiyet. Bu da yanlış. Dolayısıyla Cevap olan şıklarımız Hekşer Ohlin 2, 3 ve 4'ü oluşturuyor. Ne arıyoruz? Şimdi hangisi yanlıştır? Pardon. Şu yanlış. Şartları yanlış yaptık. Doğru olan sadece Hekşer Ohlin. Doğru olduğu için şunu çizebiliriz. 1, 3 ve 4 nerede var? Evet değişik. Malları fiyat indeksi, ihraç malları fiyat indeksine göre zamanla daha az artması. Bu daha önce de çıkmış sorulardan birisiydi. Biraz revizyona maruz kalmış. İthal malları fiyat indeksi, ihraç mallarına göre zamanla daha az artıyor ise bunun nasıl bir sonuç doğuracağı? E, bu İthal malları fiyatın azalması, ihraç mallarının fiyatının artması, uluslararası fiyatın artması anlamına geliyor. Böyle bir tablo ortaya çıktığı zaman zamanla daha az artış, daha nispi olarak daha az artış meydana geliyorsa ihraç malları fiyat indeksi daha fazla artış gösterecektir ve dış hadi haddi iyileşecektir o ülkenin terisi. Kripto firmasının Türkiye'deki bilişim şirketinin otomobillerinde kullanmak için yazılım satın alması. Japonya'nın ödemeler bilançosunda nasıl değerlendirilir? Bir bilişim şirketinden bir hizmet ticaretinden bahsettiğimizi görüyoruz. Hizmet ihracatı olabilir ya da hizmet ithalatı olabilir. Japonya için düşündüğümüze göre bu hizmet ithalatı sayılır. Hizmet bilançosu, hizmetler bilançosu içerisinde yer alır mal bunlardan sayılmaz. Kısa vadeli sermaye zaten sermaye hesabındadır. Çin gibi ödemeler ben şu fazla veren ülkeler neden revalüasyon yapmak istemezler? İstemezler. Neden revalüasyon? Yani yerli paraların değerli hale getirmek istemezler. Sebebi bu ülkede ihracat artışını özendirmektir. Çünkü revalüasyon yerli paranın değerli hale gelmesi ihracatı teşvik etmez, ihracatı azaltır. Sıralama bilançosunun cari işlemler kısmında yer almaz. Cari işlemler kısmında yer almayan arkadaşlar e, hizmetler içerisine girdiği için bu bunun içerisinde yer alır. Dolayısıyla attık. Almayan arıyoruz. Transit ticaret bunun içerisindedir. İtaat ihracat dış şart bilançosu, cari bilançonun bir kalemi. Dış borç ana para ödemeler yer almaz. Bunu bulduk. Çünkü bu sermaye bilançosunda vardır. İşçi gelirleri yine hizmetliler bilançosunun kalemlerinden birisidir. Hangi ödemeler bilançosunun sermaye hareketleri bölümünde bulunmaz? Bu sefer sermaye hareketlerine geldik. Sermaye hareketler içerisinde neler vardır? bir kere portföy yatırımı vardır. Doğrudan yatırımlar vardır. Kısa vadeli giriş çıkış. Dış borç ana para ödemeleri az öncekinde olduğu gibi ama dış borç faiz ödemeleri cari hesapta yer alır. Hangisi yurt içine yönelik bir sermaye akımı olarak değerlendirilebilir? Yurt içine yönelik sermaye akımı olması için ne olması gerekir? yerli yatırımcının yani içeriye para girişi olması gerekir. Yabancı finansal varlık satın alıyorsa bu dışarıya para çıkışıdır. Dolayısıyla sayılmaz. Yabancı bankaya kredi verirseniz aynı şekilde sayılmaz. Hazine bonosu ihraç ederseniz dış piyasalarda içeriye ne girecektir? Bono karşılığı para girişi. Bu bir sermaye girişi olur. Borç ödenirse çıkış olur yurt dışında yatırım varsa doğrudan yatırım bile olsa bu da ne olur? Çıkış olur. Biz yurt içine yönelik şey arıyoruz, giriş arıyoruz. Bu sisteminin başlangıcında bir ons yani yaklaşık 31 gramlık bir altın, saf altın kaç olarak sabitlenmiş? Teknik bir soru. Bir ons altın 35 dolar olmuştur. Sonra 38'e çıkmıştır. Soyun Anlaşması 1971'deki anlaşma. Bu anlaşmada 35'ten 38'e çıkarılmıştı az önce bahsettiğim. Yanlış olan arıyoruz. Bakıyoruz. Bir ons saf altın değeri hemen dikkatimizi çekebilir. 55 değil. Yanlışlık var burada. Dolayısıyla doğru şık bu oldu. 71'de imzalanmış. Doğru. %2'den 4.5'e çıkarılmış. Doğru. Alt ve üst parite. Ee, ulusal paranın paritesi değiştirildi paraların. %9 devalüasyon yani bu da yaklaşık 35'ten 38'e doğru çıkarılması anlamına geliyor. Hangi serbest kur sistemin lehindeki argümanlardan değildir? Yine olmayan arıyoruz. Yerli paranın gerçek değerini göstermesi. Evet bu bir lehinde argüman. Otomatik denkleşme izin verir. Renkleştirmek için uğraşılmaz. Lehinde argüman. Yüksek rezerv gerektirir. Bu lehinde bir argüman değildir. Ee, dolayısıyla lehindeki argümanlardan birisidir. Dolayısıyla e, bunu argümanlardan değildir. Yani daha düşük rezerv gerektirmesi açısından bakıyoruz olaya yüksek değil düşük rezerv gerektirmesi bakımından savunulur bu lehindeki argümanlar arasında bu sayılamaz. Bu sabit kur sistemi bir özelliği de yüksek rezerv gerektirmesi. Şu lehindeki argümanlardandır. İç dengeye de önem verilmesine sebep olur. Dış yoklara karşı koruma sağlar. Olmayan C şık. Şesası ile ilgili hangisi yanlıştır? Vadeli kur spot kurdan yüksektir. Doğru. Attık. Yanlış arıyoruz. Merkul borsalar gibi merkezi iyileşmemiştir. Evet. Çoğu işlemle, işlemlerin çoğu vadeli yapılır. Evet. Yanlış arıyoruz. Anlık vadeli kurlar birbirinden farklıdır. Evet. Bu da doğru. Her param için, para birimi için tek bir anlık piyasa bulunmaz. Tersine ...tek bir anlık piyasa vardır. Bu yanlışı oluşturuyor. Biraz da yeşile geçelim. Ulusal paranın... ...diğer paralar karşısında zamanla değer kazanması... ...bunun anlamı... E, ...nedir? Değer kazanıyorsa... ...bunun anlamı... ...revelasyon... ...var demektir. Böyle bir şey söz konusu olduğu zaman... İthal mallar ucuz hale gelir. Yani ithalat artar. İhracatta yabancı ülkelerin nezdinde pahalı hale geldiği için ihracat azalır. Dolayısıyla bu ne oluşturuyor? Cevabımızı oluşturuyor otomatik olarak. Çekme hakları SDR. Bu 1970'lerde düzenlenmiş olan bir e, boşlama biçimi. Yanlışı arıyoruz. Bu doğru. Uluslararası likiditeyi artırmak için çıkarılıyor. Özel bir rezerv aracı. Üye, üyeler devredilecek SDR'yi kabul etmek zorunda. Böyle bir zorunluluk var. G20 ülkelerinin ulusal parasına göre çıkarır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Tam tersine bas paralar var. Onlara bağlı olarak çıkarılıyor. Serbest döviz kuru sistemi altında Türkiye'nin ithalatı artarken ihracatı azalıyorsa kurun değeriyle ilgili ne söylenebilir? Bir kere serbest kurdan bahsediyorsak hükümet kararlarını atıyoruz. Resmi değerinde atıyoruz. Bunlar söz konusu değil. E, i̇thalatı azar, artarken eğer ihracat azalıyorsa bunun anlamı ne olacaktır? İhracat azalıyorsa talep daha fazla olacaktır. O zaman döviz kurunun değeri artacaktır. Dövize olan talep arttığı için. Döviz kurunu sorduğumuza göre değer. Yerli para da değer kaybedecektir. Ama yerli parayı sormuyoruz. Neyi soruyoruz? E, dövizi soruyoruz. Şart ve yatırımlar hangisi kullanılmaz? Şu nalet para çok kullanılır. Arkasından avro kullanılır. Arkasından sterlin, yen ama Alman markı diye bir para tedavülde yok zaten. Avro sepeti içerisinde yerini almış. Mışıl mışıl uyuyor. Alman markı şimdilik. Hangisi <laughs> IMF'nin amaçlarının değildir? Uluslararası parasal işbirliği. Parasal işbirliği e, gibi bir amacı söz konusu e, değildir pardon amaçlarından biri değildir diyoruz. Parasal işbirliği özellikle kısa vadeli dengesizlikleri gidermek amacıyla bunu teşvik etmek böyle bir amacı var. Bunu attık. Ticaretin gelişmesini sağlamak gibi bir amacı var. Bunu da attık. Kambiyo istikrarı, döviz kurlarının istikrarını sağlamak bu da bununla bağlantılı. Attık. Dış ödeme dengesizliklerini azaltmak eee bu da zaten temel amaçlarından bir tanesi. Genel amaçlarından birisi. Ama kalkınma planlarına finansman sağlamak gibi amacı yoktur. Böyle bir amaç çoğunlukla Dünya Bankası ya da Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın işlerler arasında daha çok gösterilecek bir husus. Dünya Bankası grubundan değildir. İbere dediğimiz şey bunun ana çatısını, omurgasını oluşturur. Olmayanı arıyoruz çünkü. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler'in bir örgütü olduğu için bunlar, bunlar arasında değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız bu. HFC var, Uluslararası Finans Kurumu. İDV var, Uluslararası Kalkınma Birliği ve MIGA, çok taraflı yatırım ajansı var. Dünya Bankası grubu içerisinde. Ama FAO yok. Beş kufa o demek. Fazla uygulamalarda yerli ve yabancı mal ve firmalar arasında ayrım yapılmamasını öngören GAT ilkesi. Bu teknik bir konu GAT'ın ilkelerinden bir tanesi. Yerli pazarlarda nasıl bir yol izliyorsanız firmalarınıza, yerli firmalara, yabancı mallar, ve yabancı firmalar için de aynı kuralları yerine getirmek zorundasınız. Buna ulusal işlem kuralı ya da milli muamele kuralı adı verilir. En çok karlan ülke kuralı ticaret tavizleriyle ilişkiliydi. Ticaret kısıtlamanın azaltılması hakeza alakalı değil. E, bu da bu da sadece genel ülkelerden birisi olarak gümrük vergisini kullanmaya ilişkin kuralı ifade ediyor. Otomobil tahtına dönük bir kotan Sonucu hangisi değildir? Otomobil ithalatına dönük bir kota söz konusu ise otomobil içi fiyatı artar. Olmayan arıyoruz, artar. Otomobil ithalatı düşer kota varsa otomatik olarak düşer. Otomobil talebi e, düşer mi? Evet. Türkiye'de otomobil üretimi azalır mı? Tam tersine, artar. Reel gelir yeniden dağıtırır. Kime gider? Kota elinde tutan ithalatçılara lisans, lisansı elinde bulunduranlara gider. Kıtlık rantı adı verilir ona da. Türkiye'nin Fransa'ya otomobili hem ihraç hem de ithal etmesi. Hem bu ülkeye örneğin tofaş satmamız veya tofaş satamayız gerçi de fiyat ürünlerine satmamız hem de Fransa'dan Peugeot satın almamız gibi bir durum söz konusu ise bunun anlamı aynı endüstride aynı endüstride var olan malların ticaretin yapılmış olması demek. Buna endüstri içi ticaret adı veriyoruz. Aynı sanayi kolunda hem ihracat hem de ithalatın yapılması durumunu ifade ediyor bu yaklaşım. Endüstriler arası olmuş olsaydı bu tarım malı satıp örneğin sanayi malı satın almak ile örneklendirilebilirdi. Faktör donatım modelinin varsayımlarıyla ilgili yanlışı arıyoruz. Faktör donatım modeli Ülkelerin faktör donatımları birbirinden farklıdır. Yani emek zengin ya da sermaye zengin olma açısından bu doğru. Dolayısıyla attık. Faktör yoğunluğu açısından mallar birbirinden farklıdır. Evet, bu zaten dış ticareti başlatan hususlardan birisi. Bazı mallar sermaye yoğun, bazıları emek yoğundur. Evet, bu da vardır. Bir mal üretim fonksiyonu bütün ülkelerde farklıdır. Malların üretim fonksiyonları ülkelerde farklı olması dış ticaret için bir anlam ifade etmez. Bundan aynı olması gerekir ki dış ticaret için bir e, sahip ortaya çıksın. Ölçüye göre sabit koşullar yine bunun varsayımları arasında sayılır. Tabloya göre karşılaştırmalı üstünlüklere göre, Ricardo'ya göre yani Azerbaycan ve Türkiye arasındaki olası uzmanlaşma, dış ticaret ile ilgili ne söylenebilir? Şimdi Azerbaycan'da günlük gömlek üretimi ve ayakkabı üretimi açısından Azerbaycan Türkiye'ye göre daha üstün görünüyor. Varsayalım bir saatte üretilen gömlek ve ayakkabı olsun. Azerbaycan şurada 3 kat daha fazla verimli. Türkiye'ye göre gömlek üretiminde burada iki kat daha fazla verimli. Şimdi buna göre bakacağız. Azerbaycan ayakkabı üretiminde uzmanlaşmalı. Neden üç kat dururken iki katta uzmanlaşsın ki? bunu attık. Azerbaycan gömlekte Türkiye ayakkabıda uzmanlaşmalı. Bakıyoruz. Evet. Üç kat üstün olduğu e, gömlekte uzmanlaşabilir Azerbaycan. Türkiye'de yarım kat dezavantajı sahip olduğu. Şurada 1 bölü 3 kadar öğretiyor. Burada yarısı kadar üretebiliyor ayakkabıyı. Dolayısıyla uzmanlaşma burada olmalıdır. Şu doğru cevap. Neye göre? Karşılaşmalı üstünlüklere göre. Çünkü soruyu anladığımız zaman cevabı da büyük ölçüde anlarız. Türkiye gömlek üretiminde uzmanlaşmalı. Türkiye için böyle bir şey söz konusu değil. Azerbaycan ayakkabı da tersi olur. Ticaret yararları için başka şeye ihtiyaç var. Hayır bunlar bizim için yetiyor. Atın teorisine göre hangisi doğrudur? Emek zenginlikler, emek yoğun mallarda uzmanlaşır. Doğru olan arıyoruz şimdi. Ee, emek zengini ülkeler gerçekten emek yoğun mallarda uzmanlaşır. Bu doğru Allah için. Emek zengini sermaye yoğun. Böyle bir şeyden söz edemeyiz. Sermaye zengini emek yoğun mallarda yine olmaz. Sermaye zengini sermaye emek ve emek yoğun böyle bir şey yine olamaz. Aynı anda uzmanlaşma emek zengin ülkelerinde her ikisinde uzmanlaştı söz konusu değildir. Uluslararası örgütler için kısaltmalar. Gıda ve Tarım Örgütü. Yanlış arıyoruz burada da. Evet, bu doğru. İktisadi Birle Kalkınma Örgütü bu OECD sormak istemiş. Ama ASEAN çıkmış, Güney Asya Uluslar Topluluğu dolayısıyla bu yanlış. Doğru cevabı bulduk. Ünkutat dediğimiz şey, Birleşmiş Milletler Ticaret Kalkınma Konferansı Doğru ilo Çalışma Örgütü. Unido'da Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü'nü oluşturuyor. Dolayısıyla bunlar yanlış. Ama esas yanlış olduğu için doğru cevabı oluşturan OECD yerine kullanılan Asya'ndır. Şimdi küçük bir renk değişikliği yapalım. Kahverengiye geçelim. Türkiye'nin dış ticaretine ilişkin hangisi doğru değildir? Afrika'nın ihracattaki payı son 10 yılda azalmaktadır. Ne arıyoruz biz burada? Yanlış arıyoruz. Afrika'nın payı azalma değil, tam tersine artış göstermektedir. Yanlış olanı bulduk. Çoğunluğu sanayi ürünlerine oluşmaktadır. Bu doğru. En büyük ortak hala Avrupa'dır. Bu da doğru. 2015'te en büyük ithalatçımız Çin'dir. Allah için doğru. Sonunda Asya'nın payı da sürekli artmaktadır. Asyalılaştığımız o da doğru. Ama Afrika'da azaldığı yanlış. Afrika'da da artış söz konusu. Şekle göre hangisi doğrudur? Buna göre arkadaşlar, A noktası ve C noktası eşitlerinin teğet olan nokta. E, A noktası tekstil üretimindeki faktör bileşimini göstermektedir. A noktası toplam ne kadar tekstil üretildiğini göstermez. Ee, buna eş yöneysi gösterir. Ee, motor daha emek yoğun bir maldır. Tersine motor sermaye yoğun bir maldır. Yani şunlar yanlış. Ee, motor ve tekstil kayıtsızlık eğrisi değil. Eş eğrileri vardır. Yanlış. Şundan bahsettik zaten. Nedir? A noktası tekstil üretiminde faktör bileşimini gösterir. C noktası ne kadar motor üretildiğini göstermez. O da aynı şekilde yanlış oluşturuyor. Fikir hangisi doğrudur? FF dediği üretim imkanları eğrisidir. Maliyetlerle alakalı olduğu için bu yanlıştır. B ve D noktaları Faktör yoğunlu yoğunlukların değiştiğini gösterir. Evet. Çünkü e, buradan yukarı, yukarıya doğru kaymış. Kullanılan emek ve sermaye e, birimleri değişmiş. B noktası em emek yerine e, emek sermaye yerine ikam edilmiş. Tam tersine sermaye yanlış. E, fiyatı arttığı için sermaye yerine emek, emek e, kullanımı artmıştır azalma vardır. Tekstil ve motorun farksızlık eğrileri kesişmektedir. Farksızlık eğrisi değil zaten bu. Ne demiştik buna? Eş ürün eğrisi demiştik. Emek zengini Pakistan'ın sermaye yoğun mal ihraç etmesi nasıl açıklanır? Emek yoğunu bir ülkenin sermaye yoğun bir mal ihraç etmesi ne açıklar bize? Faktör donatım modelinin çalışmadığını açıklar, işlemediğini açıklar. Bu da Leontief paradoksu ile aynı sonucu sağlar diyebiliriz. Rahatlıkla o Amerika için test etmişti. Pakistan için de benzer bir paradoksun ortaya çıktığını gösterir. Aşağıdaki ürünlerin hangisi ürün dönemlerine en az uygundur? En az uygundur. Ürün dönemler biliyorsunuz bir ürün icatçı bir ülke tarafından üretilir, ihracatçı olur dünyada biricik sonra zamanlı teknoloji yaygınlaşınca başka ülkeler, taklitçi ülkeler devreye girer. Onlar üretici bir net ihracatçı olmaya başlar. İlk icat eden ülke neredeyse hiç o baldan üretemez hale gelir. Bu maliyet dezavantajına kaynaklanan bir durumdur. Buna en, en uygun, en az uygun Hesap makinesi bilgisayar çok uygundur. Ha, kömür ve ham petrol. Evet, yoksa burada bir ürün döneminden söz edemeyiz. Kameralar çok kullanılan şeylerden birisidir. bunun için örnek verilir. Ofis ekipmanları, mobilya, hakeza tıbbi cihazlar da örnek verilebilir. Ama kömür ve ham petrol böyle bir icatla alakalı bir husus değildir tam tersine varlıkla ilgili bir durumdur. sanayinin yer seçim taşımacılık maliyetlerini önemli bakımından hangi endüstri üretim birimlerinin kaynağı en yakın olması gerekir? Taşımacılık maliyetleri önemli bakımından e, kayna, kaynağı yönelimli endüstri ne olmalıdır? Burada hacim vesaire açısından baktığımızda Çelik olması gerekir açık bir şekilde. Sondan bir önceki sorumuz. Kanada göreceli olarak sermaye zenginiyken, Türkiye göreceli olarak emek ise iki ülkede de giysi üretimi, bilgisayar üretimine göre daha çok emek yoğun ise, faktör donatımına göre Türkiye ne yapmalıdır? Faktör donatımına göre Türkiye eğer... Emek zengini bir ülke ise emek yoğun bir malda uzmanlaşacak. Dolayısıyla giysi de uzmanlaşacak. Giysi de karşılaştırma olarak üstün haldedir diyebiliriz Türkiye için. Sorumuz tercihlerde benzerlik teorisine en uygun olabilecek ürünler hangileridir? tercihlerde benzerlik teorisine en fazla uygun olabilecek ürünler çok bariz bir şekilde sanayi mallarıdır. Çünkü benzer sanayi ülkelerinde gelir düzeylerinin birbirine yakın olması sebebiyle benzer tercihlerin benzer ürünlerde dış ticarete öncülük ettiğini ifade ediyor. Bu, bu teori Bunlar zaten belirgin bir mal grubunu temsil ediyor. Tarım malları, ham madde, hizmet, enerji falan bunlar tercihlerde benzerlikle ilgili malları oluşturmaz. Evet, hızlı bir ticaret ve finans, uluslararası ticaret ve finans ufuktur atmış olduk. İnşallah yararlı olmuştur. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın, kalın. Dostça kalın.